Merhaba, ben Ece Vahapoğlu. Bugün sizlere Sanatın Kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nden sesleniyoruz. AKM, kültür sanatın kalbinin attığı bir mekan. Kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan bir mekan olmasının yanında yaşayan bir alan. Her yaştan insanın kendisine göre bir ilgi alanı bulduğu bir yaşam merkezi adeta. Hatta biliyoruz ki burası birçok atölyeye, festivale ev sahipliği yapıyor. AKM'nin kalbi olarak nitelendirdiğimiz Kırmızı Küre'de bulunan Opera Salonu'na da ismini veren Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi. Mekanı gezdiğimde Türk Telekom Lounge alanı Robot Kafe dikkatimi çekti. Hatta geçtiğimiz aylarda Kültür Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne Türk Telekom AKM'de çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Bugün bu eşsiz mekanda kendisi de melek yatırımcı ve sosyal girişimci olan Ebru Dorman'la Girişimciliğin değişen alışkanlıklarını masaya yatıracağız. Hoş geldiniz Evru Hanım, merhaba. Hoş bulduk. Türkiye'deki kurumsal yatırımlar son dönemlerde arttı. E, Türk Telekom'da bu yatırımcılardan birisi. Kurumsal yatırımcıların ekosistemdeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Artıları ve eksileri nelerdir? E, öncelikle Türk Telekom'u bu son dönemde artan girişim sermayesi faaliyetinden ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü Türk Telekom pilot programıyla 10 sene önce kurumsal hızlandırma programı başlatan ilk kurum olmuş. Yani dolayısıyla 10 yıllık bir deneyimin üzerine Türk Telekom'un böyle bir fon kurması çok doğal bir gelişim. Şimdi ülkemiz her ne kadar son 15 yılda çok yol kat etmiş olsa da girişimcilik ekosistem açısından olgunlaştığımızı söyleyemeyiz. Yatırım miktarlarının gayri safi milli haslamıza oranına baktığımızda da bir Amerika veya diğer gelişmiş ülkelere göre çok aşağıdayız. Dolayısıyla kurumların bu alana ilgi gösteriyor olması çok büyük bir gelişme. Diğer taraftan kurumların bunu yaparken doğru yapması, sistematiği doğru oturması, doğru ekipleri kurması çok önemli. Yani bu bir hevesle çıkılacak bir yol olmamalı veya işte birkaç yıllık yapıp sonradan vazgeçilecek bir şey olmamalı. Sürdürülebilirliği çok önemli. Ülkemizde erken aşama girişimlere yatırım yapan ve bu konuda deneyimli olan profesyonel sayısı çok az. Dolayısıyla kurulan ekiplerin deneyimi hatta yatırım komitelerine kurum dışından destek alınarak işlerin daha iyi bir bilinç seviyesinde yürütülüyor olması çok kıymetli. Bir negatif ne olabilir diye sordunuz. O konuda şöyle minik bir uyarım var. Şimdi bazı kurumlar bu konuda çok yeni oldukları için girişim sermayesinin bir azınlık yatırımı olduğunu unutuyorlar. Ve sanki bu Yatırım yaptıkları şirkete sahip olmak ister gibi bir içgüdüyle davranabiliyorlar. Bu kurumsal yatırımcıların algısını negatif etkileyen bir şey ve kurumsal yatırımcının son çare yatırımcı olmasına sebep olabilecek bir şey. O yüzden buna da ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Son bir notumda kurumların hali hazırda var olan finansal VC dediğimiz kurulu VC'lere de yatırım yapmaya devam etmesi çok önemli çünkü. Oranın gelişmesi, kurumların e, hali hazırda deneyimli VC'lere de yatırım yapması çok önemli. Çünkü bu kendi e, öğrenim eğrilerini hızlandıracağı gibi networklerini de zenginleştirecek. Ve deneyimli VC'lerin daha da büyüyerek daha güzel işler yapmasına destek vermeleri tabii ki ekosistem için çok faydalı olacak. Bütün girişimcilerin e, hedef noktalarından birisi Silikon Vadisine gitmek diyebiliriz sanırım. Siz Türkiye'de bu tarz bir ortamın e, oluşabileceğini düşünüyor musunuz? Türk girişimciler milyar dolarlık firmalar olma hayallerini Türkiye'de gerçekleştirebilirler mi? Kısa cevap evet gerçekleştirenler var çok da gurur duyuyoruz. Ancak hani Türkiye bir Silikon Vadisi olur mu veya dünyanın herhangi başka bölgesi Silikon Vadisi olur mu? E bence hayır. Silikon Vadisi çok özel bir dünya. E ama hem Silikon Vadisi'nden hem de diğer gelişmiş girişimcilik ekosistemlerinden öğrenecek çok şeyimiz var. Ve bunları Türkiye'ye adapte ederek ülkemizin hem girişimci hem bireysel hem kurumsal yatırımcı için daha dostane bir ortam olması için güzel işler yapıldı ve daha yapılacak çok şey var. Siz uzun yıllardır girişimcilerle bir aradasınız. Size göre bir girişimin gelişim süreci nasıl olmalıdır? ve bir girişimin başarıya ulaşmasındaki başlıca faktörler nelerdir? Şimdi öncelikle e, girişimcilik bir meslek değil, bir ruh hali, bir varoluş şekli diyorum ve girişimciliği bir kasa benzetiyorum. Bu kasımızı da her fırsatta bol bol geliştirelim diye e, hem gençlere hem her yaştan insana tavsiyede bulunuyorum. Girişimci olmak isteyen kişi ben şimdi girişimci olacağım, hadi bir fikir bulayım diyerek başlamıyor genelde. Çözmek istediği bir problem, hatta bizzat kendi yaşadığı, çevresinde yakından şahit olduğu bir problemi çözmek isteyerek o tutkuyla başlıyor. Tutkuyla çözmek istediği bu problemi birlikte çözeceği ekip arkadaşları çok önemli. Hele ki erken aşamada yatırımcıların ilk baktığı şey ekibin ne kadar güçlü olduğu, birbirinin ne kadar iyi tamamladığı ve başarıya gitme yolunda o zorlu yolculukta ne kadar azimli olacağına inancı. Product market fit dediğimiz ürün pazar uyumu çok önemli. Çözümü pazarın istediği şekilde mi geliştirdiniz? Rakiplerden ne derece farklılaştırdınız? Ve pazar bu çözümü satın almak istiyor mu buna ihtiyacı var mı? Ne kadar büyük bir pazar var Türkiye'de ve dünyada? Bir başka başarı faktörü born Global dediğimiz yani ilk günden globale oynamak üzere Doğan girişimler daha büyük değerlere daha hızlı ulaşabiliyorlar Tabii bunu yaparken globale çıkacak kaslara ihtiyacınız var donanıma ihtiyacınız var deneyime ihtiyacınız var Ben Türkiye'de özellikle girişimcilerin bir nevi eksik olduğu bir alan bir kısmının yabancı değil. Bu konuya da daha küçük yaşlardan çok önem vermemizin bugün ve yarın girişimciliğin daha büyük başarılar elde etmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.